Kaç istasyonuna geldi? Biz istasyonda indik. Trenimiz Erzurum-Kars istikametinde gitti. Şu anda Yılıç'a geldik. Yılıç'ın ana caddesini görüyorsunuz. Büyük bir ana cadde. Yürüncüye doğru heyecanla yaklaşıyoruz. Pardon. Şu anda Birincek Köyü'nün çevresini taş başından çekiyoruz. Gördüğünüz gibi karşıda Munzur Dağı, bizim köyün üzerinden Bastartar ve Yedi Pınarlar. Tuzla boyu Seleker, Sörgöy gediğinden arkada Munzur Dağları'nın devamı. Zağar Çimen'ine doğru. Karşı bahçeler. Ve Demir Çayırı. Karşı Fırat'ın kenarındaki dağlar, Bulutlu, Hasa Bağları, Yeniş Dibi. Karpunun Düzü ve Komtarla. Bizim karşı bahçeler, yazılar, ve deniz önü, kaya. Önde mezarlık. Deminki o hayali görüntüden sonra bakın bugün Fehmi amca ne diyor.
Yüce dağ başında karda kalmadı, dikenmiş ayvası narda kalmadı. Şu güzel bürüncekte kimse kalmadı, onun için ah çekere yağlarım. Evet, Fehmi amca böyle diyor. Gerçekten de şu güzel bürüncekte kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Burası Bürüncek Köyü mezarlığı. Köyümüzün sahiplerinin, köyümüzü bekleyenlerin, yani ecdadımızın mezarlığı. Efendim şu anda karşımızda Bünyamin Demir. Tarihi simalardan biri. Şöyle ki, rahmetli babasına çok benziyor, Ahmet Demir'e. Onun ise bütün köylümüzün kalbinde yeri vardı. Bu bakımdan Bünyamin'in de ayrı bir özelliği oluyor tabii. Bünyamin ne haber? Sağ olun efendim. Nasılsın olun, canım, iyi misin? Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ nasıl olun. Gidiyor vaziyetler, sıhhatin nasıl? Uğraşıp duruyoruz işte, bekliyoruz köyümüzü. Allah iyilik versin. Hadi şu telefona bir bakalım ondan sonra. Nasıl verse okunuyor. Raportaj ya. Gündüz gece, on dönüm posta. Ankara'da sihirleneceksin ha. Alo, kolay gelsin ya. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz bakayım? Hoş geldin. Allah razı olsun. Sağ ol canım. On dönüm bostan Yengel Osman. Çek. Bismillahirrahmanirrahim. Bünyamin Demir sağ olsun. Bize yemek hazırlamış. Ben de çekim yapıyordum dışarıda. Koşa koşa geldim. Allah razı olsun. Geçmişlerinin canına gitsin canım. Gördüğünüz gibi soframızda işte. Bütün icabet edenler. Kendisine tekrar teşekkür ediyor. Rica ederim efendim. Geçmişlerinin canına gitsin diyoruz. Afiyet şekerim. Cenab-ı Allah böyle sofraları daim etsin. Amin. 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 Buyurun afiyet olsun beyler. Hadi buyurun. Diyoruz ve... Evet efendim. Bu gördüğünüz bina yapılmadan evvel burada köyün ilk camisinin olduğu bir bina vardı. Üzeri de okul olarak kullanılıyordu. Buradan merdivenlerden okula çıkılıyordu. Altı da camiydi. Sonradan bu bina yapıldı. Biraz evvel Şaban Baranoğlu'nun o 1, işte 2, 3, 4 diye saydıkları 1954 yılında okul ilk açıldığı zamanki öğrenci mevcudu ve o zamanki öğrencilerin isimleriydi. O da bir hatıra olarak Baranoğlu'ndan almış olduk. Şimdi burası köy odası olarak kullanılıyor. Bu kapı da caminin kapısı. 5 vakit namaz burada kılınıyor. Ezan minarede okunuyor. Durum böyle. Köy camisinin hemen yakınındaki yanındaki çeşmeler. Bu görüyorsunuz hemen caminin yanında köy meydanında iki tane çeşme. Tabi bunların saati musluğu falan yok. Gece gündüz akıyor bunlar. Böyle. Köy caddesinde arkadaşları görüyorsunuz. Evet efendim, burası Kumarın Çeşmesi dediğimiz yer. Meşhur ama çok meşhur. Köyümüzün her tarafı sularla dolu olduğu halde özellikle ve öncelikle köylüler gelir buradan suyu alır, doldurur götürür köyde içerler. Her derde şifa. Öyle bir su bu. Tabii buraya gelmişken böreklerimizi çöreklerimizi alıyoruz. Ve suyumuzdan içiyoruz. Harika, süper bir su. Sevdamız hiç bitmeyecek. Ve bu çiçek hiç solmayacak. Kıyamete kadar bu su akacak ve bütün neslimiz bu sudan inşallah içecektir. Ve bu köy bizler ve torunlarımız ve onların torunları yaşadıkça kıyamete kadar yaşayacaktır.
Beni jandarma getirmem, anasını avlatırlar onların. Bir dursan benim adım para alacak. Ya şunu bir netleştiremeyiz mi? Verilecek kimse üzerinde bir tabaka... Şimdi neden tespit edeceksin? Bilemezsin, kim getirir? Bizim bir tane adamı var. O hangi lan? Hasan abi biliyor. Evet biliyor, ben Hüseyin abi. Evet, Marif abi. Sen benden ben oluyor burada. Şimdi sen hayır, hayır. Efendim, şimdi. Efendim burası köy odası. Eskiden burada toplanır, sohbet ederlerdi. Bugün yine aynı köylülerimiz toplanmışlar, bir nostalji olarak köy meselelerini konuşuyorlar. Hareketli bir tartışma oluyor. Aslında çok güzel bir olay bu. Ve inşallah bundan sonra da bütün millet burada toplanır ve görüşmelere devam ederler. Şöyle rahmetliyi de alalım. Amcaoğlu hep aşağı. Elveda Kaya. Elveda Ajdere. Elveda Bahçeler. Elveda Kumar'ın Çeşmesi. Elveda Taşbaşı.